Neredesin Meti? Çabuk gel artık, yoksa geç kalacağız. Özür dilerim Buktan. Geç kaldım çünkü Rani'yi ikna etmeye çalışıyordum. Gelmek için can atıyordu. Rani'ye bir şey söyledin mi? Hayır, ona pek bir şey söylemedim. Tek söylediğim şey onun annesiyle buluşmaya gidiyor olduğum. Bu arada nereye gidiyoruz? Hapishane. Hapishane mi? Çameli hapiste. Onu görmek için hapishaneye gitmemiz gerek. Bu Miti ve Mukta bu kadar aceleyle nereye gidiyorlar? Hey taksi! Taksi! Bakar mısın? Öndeki taksiyi takip et. Çabuk ol. Burada. Düştü. Hem sana böyle ne oldu? Söylesene. Ben kızım kurtarma suçunu işledim. Bak Çameli, bana her şeyi düzgünce söyle. Hiçbir şey anlayamıyorum. Ben sana yardım etmek istiyorum. Sen bana zaten çok yardım ettin. Artık gerek yok. Dinle. Geçen gün ben Rani'yi zengin bir adam ve kadınla gördüm. Onlar kim? Miti. O zaman sen git ve benim annemi buraya getirmeye bak. Anladın değil mi? Bana söz ver. Söz veriyorum. Merhaba. O benim arkadaşım Miti. Benim kardeşim gibidir. Ben bacağımı incittim. O yüzden Rani'nin sorumluluğunu o üstlendi. Daha ilk görüşte bile karşında bir anne şefkati olduğunu hissettim. Bu yaptığın çok büyük bir iyilik. Ne yapıyorsun? Lütfen bana saygıyla hitap etmeyin. Ben buna layık değilim. Ben kızımı annelik etmeye layık bir kadın hiçbir zaman olamadım. Sonuçta bir kadınsın. Daha da önemlisi sen. Sen bir annesin. Rani çok iyi bir kız. O hep seni düşünüyor ve seni çok özlüyor. Annem ne zaman gelecek? Beni ne zaman eve götürecek diye soruyor. Ve ben de ona söz verdim. Ona buluşacağınız sözünü verdim. Ama senin burada olduğunu bilmiyordum. Evet Çameli. Rani'nin sana ihtiyacı var. O daha çocuk. O seni çok özlüyor Çameli. Evet Çameli. Onun sana çok ihtiyacı var. Rani'nin senin hasretini çekmediği tek bir saniyesi yok. Çameli, bize her şeyi açıkça anlat. Senin için bir avukat ayarlarız ve seni çıkarmaya çalışırız.
sana yardım etmeye çalışırız. Bize açıkça anlat Çameli. Evet, eğer söylersen o zaman biz de sana yardımcı oluruz. Hem Rani seni görmek istiyor. Eve gittiğimde ona ne söyleyeceğim? Konuş Çameli, böyle sessiz kalma. Söyle bana, ona ne diyeyim? Konuş Çameli. Ben Rani için bir anlaşma yaptım. Bırak! Eğer onu bulamazsam, o insanlar beni peşimi bırakmaz. Lütfen Rani'ye söyleyin. Onu annesinin. Artık hayatta olmadığını söyleyeyim. Ver şunu bak. Al al. 270 rupi sebzelere gitti. Taksi için 17 rupi verdik o zaman. Şu an tam. Burada 20 rupi eksik ama. Ne oldu abla? Zaten oğlunun parasıyla yaşıyor. Hem sen birkaç rupinin lafını yapar mı oldun? Hey! Şuna bak. Yoksa sen Pavitra'nın huylarını mı almaya başladın? Ah, düşünmedim değil. Ben de artık öyle olmaya çalışacağım. Sende o yetenek yok ki. O konuştuğu anda bile acaba bundan ne çıkarım olur diye düşünürdü. Hadi git sebzeleri yıka. İyice yıka, mutfağa gel. Kısa saçlı ihtiyar. Sebze mi aldın? Bu kadar bağırmanın ne anlamı var sanki? Sebzeler senin yüzünden dağıldı. Al şu domatesleri. Hah. Neye bakıyorsun? Alsana. Evet, alsana hadi. Yıka onları, tamam. Bugün hangi sebzeli yemeği yapacaksın? Onu daha düşünmedim. Aklında olsun. Ben patlıcanlı yemeği çok seviyorum. Onun dışında başka ne seviyorsun? Çapati, tatlı pilav, turşu, mercimek, bir de pasta. Benim annem bunları çok seviyor. Demek senin annenin sevdiği yemekleri yapacağım. Evet, benim annem geliyor. Güzel ablam var ya, onunla buluşmaya gitti. Onun söylediğine göre o yanında annemle gelecekmiş. Annen buraya mı? Bu eve mi geliyor? Evet, annem geliyor. Ama ben bunu Rani'ye nasıl söyleyeyim? Beni bağışla. Ama ben o çocuğa bu kadar büyük bir yalan söyleyemem Mukta. O ne diyor? Çameli söylesene. Evde oturup her saniye annesinin gelmesini bekleyen bir çocuğa nasıl böyle büyük bir yalan söyleyelim? Çameli, böyle bir şey yapamayız. Ben lütfen size yalvarırım. Bu bana büyük bir iyilik olur. Ama biz sana yardım edebiliriz. Sen bize söyle, neden hapistesin? Senin suçun ne? Buradan çıkarabiliriz seni. Sen de Rani ile beraber mutlu bir hayat yaşayabilirsin. Çok güzel bir hayatınız olabilir. Lütfen biraz yardımcı ol. Evet Çameli. Yeni bir hayata başlayabilirsiniz. O çocuk sensiz yaşayamaz. Nasıl yaşasın ki? O her gün, her dakika seni düşünüyor. Ben ona yemek verici, yemeği bir kenara bırakıyor. Hepsini düşünüyor. Seni düşünmeden yemiyor. Ben ona... Ona tatlılar getirince o bana hep şöyle diyor, güzel abla. Ben ne zaman annemle görüşeceğim acaba? Ben bu tatlıları anneme vereceğim diyor. Çünkü sen çok seviyormuşsun.
ben ona söz verdim. Rani'yi ve seni bir araya getireceğime dair söz verdim. Özür dilerim ama ben bunu asla yapamam. Ama sen neden böyle yapıyorsun? Söyle Çameli. Lütfen böyle susma. Neden bizden böyle büyük bir yalan söylememizi istiyorsun? Ben ne yapabilirim ki? Ben ne yapabilirim? Benim gibi bir kadın ona ne verebilir söylesene. Kaderi benim gibi olmasın. Benim için artık hiç ümit yok. Bari kızım kurtulsun. Artık her şey bitti. Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hem ben kefaletli çıksam bile o insanlar beni hemen bulurlar. Ve o zaman eski hayatıma geri dönmek zorunda kalırım. Ben burada iyiyim. Eğer buradan çıkarsam, kızımla nereye gidersem gideyim, onlar beni arar ve bulurlar. O zaman ikiniz de buradan kaçın. Uzağa gidin. Bu şehirden uzağa, herkesten uzağa. Ne kadar uzağa kaçabiliriz ki? Ne zamana kadar kaçacağız? O insanlar Rani için anlaşma yaptılar. Ne benim ne de Rani'nin yaşamasına izin verirler. Ve benim gibi bir annesi olacağına ölürüm daha iyi. Hayır Çameli. Annesiz kalmanın ne demek olduğunu benden daha iyi kimse bilemez. Onun acısını ben çok iyi bilirim. Rani'ye yalan söylemeye devam edersek, o masum annesinin hayatta ve hapiste olduğunu ve ona yalan söylediğimizi öğrenince sence neler yaşar? Bizi asla affetmez. Senden özür dilerim. Ama ben bunu yapamam. Bunu yapamam. Affet beni lütfen. Ya gerçekten ölürsen? Çameli, böyle şeyler söylersen seninle bir daha konuşmayız. Asla görüşmeyiz, tamam mı? Ama tek seçeneğim bu. Rani'ye annesinin öldüğünü söyleyeyim. Ama bunu neden ben yapıyorum? Neden böyle bir sorumluluğu bana veriyorsun? Çünkü benden sonra tutabileceği tek el senin elin. Ben de o çarşıdaydım. Rani'nin elini tutup nasıl yürüdüğünü gördüm. Sanki adeta ikinci bir anne bulmuş gibiydi. Hem sen benim Rani'mi okutursun, yetiştirirsin. Ona yeni bir hayat verirsin. Ben buna inanıyorum. Çünkü benim Rani'ye bu hayatta verebilecek hiçbir şeyim yok. Ben ona hiçbir şey veremem. Sen benden nefret etmiyorsun, değil mi? Ben günahkar bir kadınım. Suçluyum. Çameli. Kes şunu. Hiçbir şey söyleme.
Söylesene, neden utanıyorsun kızım? Bir zamanlar senin annen elini kana bulamıştı. Birisi gelip senin annenin elinin kanlı olduğunu söylediğinde, o kadından, benim kızımdan utanmıştın sen. Bunu neden yaptığını, ne çaresizlikle yapmak zorunda olduğunu hiç anlamaya çalıştın mı sen ha? Sebebi ne olursa olsun anneanne, duymak istemiyorum. Benim tek bildiğim onun katil olduğu. Katil, katil! Evet, doğru! Avinaş gibi bir şeytanı öldürdü, o doğru. Sırf abin yaşayabilsin diye. Kendini yok etti, kimliksiz kaldı. Sırf senin bir kimliğin olsun diye yaptı bunu o. Kızını kabul edeceğim Çamali. Sorumluluğunu alacağım. Onu hep mutlu edeceğim. Eğer bu yalanla bir çocuk mutlu olacaksa, ona bu yalanı söyleyeceğim. Ben Rani'ye vermen için sana bir şey vereceğim. Bunu Rani'ye verirsin. Ona de ki, bu annenden geliyor. Elimde sadece bu var. Bunu Rani'me ver. Al hadi. Gel Mit. Bu çamelimin. Bu da annemin. O nasıl? Onu neden getirmediniz? Nerede o? Annemle görüştünüz mü? Söylesenize. Söylesene. Nerede o? Anladım. Saklambaç oynuyor benimle. Anladım. Kapının arkasında saklanıyor. Hemen bulacağım onu. Söylesene abla, annem nerede? Ne zaman gelecek? Söylesene, neden susuyorsun? O asla gelmeyecek. Asla mı? Asla gelmeyecek mi? Neden gelmeyecek? Söylesene. Hey şoför abla, sen söyle. Beni korkutma, söyle annem nerede? Söylesene abla, söyle annem nerede? Neden susuyorsun?
Söylesenize annem nerede? Çok uzaklarda. Asla gelmeyecek. Rani. Senin annen bu dünyada değil. O çok uzaklara gitti. Tanrı'nın yanına. Artık geri dönmeyecek. Yani bu çocuk bu evde mi yaşayacak artık? Yalan. Yalan söylüyorsunuz. Benim annem beni bırakıp asla gitmez. Burada olmalı. Yalan söylüyorsunuz siz. Benim annem bunu bana yapmaz. Hepiniz yalan söylüyorsunuz. Annem böyle ölemez. Benim annem burada bir yerde saklanıyordur. Bırak beni. Biliyorum. Annem saklanıyor olmalı. Gidip onu bulacağım. Onu hemen bulacağım ben. Rani. 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 Metin, ne oldu böyle? Sen Rani'nin annesiyle görüşmeye gitmiştin. Peki Rani'nin annesi nasıl öldü? Üzgünüm Akash. Gerçeğin Rani'den saklanması gerekiyor. Sana da söyleyemem. Bu gerçeği kimseye söyleyemem. Miti. Polisten bize telefon ettiler. Dediler ki Çameli vefat etmiş. Ben Rani'nin yanına gideyim. Yine ne oyunu oynuyor bunlar? Anne ölmüş. Bu Miti bu çocuğu evin varisi yapacak. Hayır. Buna asla izin vermem. Asla. Rani, çok yaramazlık yapıyorsun. Sen dur, ben sana göstereceğim. Annenle kavga mı edeceksin? Rani? Rani? Rani, aç kapıyı. Rani, içeride ne yapıyorsun? Rani, aç kapıyı lütfen. Kapıyı kapatmış, ne yapıyorsun? Senin annen artık bu dünyada değil. O çok uzaklara gitti. Tanrı'nın yanına. Asla gelmeyecek. Annem beni bırakıp gidemez. Beni bırakıp gitmez o. Rani, aç kapıyı lütfen. Lütfen Rani. Benim için aç. Benim annem beni bırakıp gidemez. Rani. Rani, beni dinle. Akash, Rani kapıyı açmıyor. Söyle ona kapıyı açsın lütfen. Bir dakika, ben konuşurum. Rani. Rani, aç kapıyı. Beni duyduğunu biliyorum. Rani, biliyorum çok kızgınsın. Ağlamak istiyorsun. Ama beni iyi dinle. Annen seni çok seviyordu Rani. O Tanrı'nın yanına gitti. Ama olduğu yerde seni izliyor. Kızının ona kızgın olduğunu görüyor.
Rani biliyor musun? Ben senin yaşındayken babam beni bırakıp gitmişti. Çok çok üzülmüştüm. Çok da kızmıştım. Herkese öfke kusuyordum. Sanki bütün dünya benim düşmanım gibi geliyordu. Bana niye böyle oldu? Babam beni bırakıp nasıl böyle gitti? Rani, aynı senin gibi... Aynı senin gibi kendimi odaya kilitlemiştim ben de. Neden bu kadar kızgın olduğumu kimse anlamıyordu. Böyle oluyor Rani. Hep böyle oluyor. Ama biliyor musun? Bazen... Ağlamak da gereklidir. Çünkü kalbindeki bu yük ancak ağlayarak hafifler. Gözyaşlarını içine atarsan onlar seni içten içe yakar. Öfken artar. Ve bu öfke çok kötü bir hal alabilir. Ama biliyor musun Rani? Eğer yanımızda yakın olduğumuz birisi varsa ve ona sarılıp ağlarsak her şey hafifler. Rani, bunu kabul etmek zorundasın. Artık annen bu dünyada değil. Ama annen olduğu yerde seni izliyor, biliyorsun. Ve eğer seni böyle görürse asla mutlu olamaz. Çünkü bir anne her zaman kızını mutlu görmek ister. Rani. Rani, seninle konuşuyorum. Rani, beni duyuyorsun değil mi? Cevap ver. Hadi. Rani, iyisin değil mi? Annem beni bırakıp gitti. Hiçbir anne isteyerek çocuğunu bırakıp gitmez Rani. Ben her zaman yanındayım. Annen senden çok uzaklara gitti. Seni terk edip gitti. Senin annen öldü. Annen çok kötü bir kadın. Ölseydi daha iyiydi. Ama giderken seni çok iyi bir anneye bırakıp gitti. Miti çok iyi bir kadın. Sana çok güzel bir hayat verecek. Bundan sonra Miti'nin kızı olacaksın. O sana çok iyi bakacak. Ve ben asla...
senin yanında olamayacağım kızım, üzgünüm. Ama Mita her zaman yanında olacak. Annen çok mutlu. Hem de çok. Ölse bile mutlu. Benim tatlı Rani'm şimdi uyusun. Uyusun da rüya perileri ona eşlik etsin. Çünkü Rani de peri kadar güzel. Güzellikler hep onunla birlikte olsun. Benim tatlı Rani'm şimdi uyusun. Uyusun da rüya perileri ona eşlik etsin. Çünkü Rani de peri kadar güzel. Güzellikler hep onunla birlikte olsun. Ne oldu? Bir şey mi söylemek istiyorsun? Evet. Bugünden sonra adı Rani olmayacak. Ne olacak peki? Bugünden sonra o Rani Akash Chatterjee. Kendi çocuğumuza neleri vermek istiyorsak ona da vereceğiz Miti. Hiçbir şeyi eksik olmayacak. Teşekkür ederim Akash. Bu kızın adı Rani Chatterjee mi olacak? Akash ve Miti'nin kızı. Umarım Ambika'nın hamile olduğu haberi gelmeden bu kız evin varisi olmaz. Ambika'ya haber vermem gerek. En kısa zamanda eve gelip evin varisine hamile olduğunu açıklaması gerekiyor. Ben önce bir Mukta'ya sorayım. Belki Manav için bu oyuncaklara ihtiyacı vardır. Damini. Ben biraz dışarı çıkıyorum. Ha peki. Tanrı en iyisini bilir. O eski hazineyle ne yapıyorsun? Bunlar iç camın oyuncakları. Miti de oynamıştı ya bunlarla. Yani sineğin anne olamıyor ama bu çöpleri ne yapacaksın? Evet, Miti anne olamıyor. Ama Mukta var. Düşünüyordum da bu oyuncakları Mukta'ya veririm. Manav için. Artık Mukta İtcan'ın hatıralarına göz kulak olur. Tanrı en iyisini bilir. Senin İtcan'ın anıları mı benim
tapumun anılarımı. Ben biliyorum. O fare tapumun eski püskü oyuncaklarıyla oynardı. Ve o eski püskü şeylerle senin o mitin de oynadı. Şimdi o eski püskü şeyleri Tapasya'nın torununa mı vereceksin? Hata ettim büyük hanım. Neredeyse unutmuştum. Doğru ya, siz eski püskü kelimesini söylemeden duramıyordunuz. Eski defterleri açan kim, ben miyim yoksa sen misin? Tanrı en iyisini bilir. Bana bir gün ben sizin eskilerinizle yaşıyorum demiştin. Şimdi aynısını Mukta'ya yapıp öfkeni ondan çıkarmak istiyorsun. Mukta ve Miti eski püskü lafından nefret eder. Ama bugün bunları ortaya çıkaran sensin. Yani? Yani efendisiymiş gibi bütün bunları Mukta'ya vererek ne yapmak istiyorsun? Yeter büyük hanım. Yeter. Meseleyi daha fazla büyütmeyin. Tanrı en iyisini bilir. Neden şöyle yapmıyorsun? Miti'nin evine aldığı o sokak çocuğu Rani, o var ya, git bu oyuncakları ona ver. Bu oyuncakları ancak o hak eder. Çünkü o ev zaten senin, o farenin, öyle değil mi? Evet. Tapumun bir kere kullanıp verdiği şeyi ne tapum ne de kızım asla geri almaz. Tanrı en iyisini bilir. Büyük hanım, bunlar sizin için eski püskü şeyler de olsa, benim için bunlar hanım kızımızın ve iç camın hatıraları. Bu hatıraları şimdi Miti'ye vereceğim. Ve bu oyuncaklarla şimdi Rani kızım oynayacak. Evet. Sana bir şey söyleyebilir miyim ablacığım? Miti'nin önünde çok boyun eğdin. Umarım yarın öbür gün başının üstüne çıkmaz. Ne yapayım? Oğlan beni bir türlü dinlemiyor işte. O gelini artık sevmiyorum. Sen sevmiyorsun ama Akaş oğlumuz o gelinin sözünden bir türlü çıkmıyor. Ah, konuşurum ben onunla. O benim kanımdan, anlar beni, biliyorum. Hanımefendi, korkarım ki durum sizin düşündüğünüz gibi değil. Çünkü oğlunuz yeni bir karar verdi. Verdiğim bu kararı anneme anlatmak çok zor olacak Miti. Ama bir şey fark ettim. Rani'nin bizim sevgimize ihtiyacı var. Ancak bizim sevgimizle Rani'nin geleceği parlak ve güzel olabilir. Sen çok iyi yüreklisin Akaş. Ama annem bunu kabul eder mi dersin? Miti, annem daha önce birçok şeyi kabul etmedi mi? Şu anda aynen öyle zor bir durumdayız. Hem Miti, bu çok büyük bir karar. Rani'ye adımı vermeye karar verdim. Bir annenin mutluluğu oğlunun mutluluğuna bağlıdır. Annem mutlaka kabul edecektir. Eğer annem başta kabul etmezse bile ikimizin mutluluğu için mutlaka sonunda razı gelir. Ama Rani'yi içtenlikle kabul edecek mi peki? O Rani'yi torunu olarak görebilecek mi Akaş? Onu sevmeyi, ona sahip çıkmayı kabul edebilecek mi? Bu mümkün değil. O kız Rani Çaterci mi olacak? Bunu asla kabul edemem. Bak Malvika, eğer yalan söylüyorsan seni bu evden kovarım, tamam mı? Kendi kulaklarımla duydum hanımefendi. Ben sizin sayenizde hayattayım. Kendimi bu evin bir parçası olarak görüyorum.
Sizin için endişeleniyorum. Bu yüzden gelip her şeyi söyledim. Eğer yalan çıkarsa beni evden atarsınız. Avina Chatterjee'nin evinde benim ailemde yani. Ne oldu, belirsiz bir kadının kızı benim soyadımı alacak. Ne babasını biliyoruz ne anasını. Benim torunum mu bilmiyoruz işte. Hanımefendi. Bir kadının mutlu olması için erkekler ne yapmıyor ki? Artık size bir şey söylememe gerek yok. Siz her şeyi gördünüz zaten. Bir kadın kocasına gülümseyerek ona neyi yaptıramaz ki? Hem zaten hanımefendi, siz Mitin'in evinde hep beraber yaşıyorsunuz. O zaman söyler misiniz Mitin'in sözünden Akash nasıl çıkabilir ki? Öyle değil mi? Akash! Akash! Annem. Gidelim hadi. Neler oluyor anne? Bir şey konuşmak istiyorum. Bu anne evimden, kayınlarımın evinden biriktirdiklerim. Ateş katta bir dolu sandık var. İçinde altın, gümüş, bir sürü taş. Ateş katta küçük bir arazi de var. Her şeyi sat ve bu evi üzerine geçir. Bu saçmalık da ne şimdi? Ne oldu? Anne, ne oldu söyler misin? Yoksa bir hata mı yaptık? Özür dilerim. Ama anne, ben sana bu evin senin olmadığını hiç söylemedim. Hayır gelin, ondan değil. Doğrusu mutlu olmak istiyorum. Bir kadın kocasının evinde kalırsa ancak o zaman mutlu olur. Anne, neden şimdi bunları söylüyorsun? Ne oldu? Eğer izin verirsen bir şey demek istiyorum. Doğrusu oğluma içimden geçeni söylemek istiyorum. İzin verirsen söyleyeceğim. Anne, sen ne diyorsun? O senin oğlun. Ne istersen söylersin. Benden izin almana ne gerek var? O seni çok önemsiyordu. Söylediğin her şeyi kabul ediyor, o yüzden. Onu tanıyor musun? Kim o? Kim dedim sana? Babam. Kim? Babam. Seni büyüten, yetiştiren baban. Sana ismini, hayatını, her şeyini veren kişi o. O adından sonra yazdığın ismi sana veren kişi baban. Bu babanın soyunun adı. Onu öyle istediğin gibi
sadaka verir gibi dağıtamazsın, anladın mı? Neden gelinin? Neden gelinin hayatına girdin, ha? Hatırladın mı? Babanın ölümünün intikamını almak için. Gelinin annesi senin babanı öldürmüştü. Bunu hatırlıyorsun değil mi? Aynı gelin gibi görünüyordu. O katildi. Anne! Daha lafımı bitirmedim, sus! Hiç düşündün mü? İç çaya bu kadar benzemesine rağmen neden geline bu kadar saygı duyuyorum? Neden onu bu kadar seviyorum? Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise